Yıllar Türkiye'de 2023'te ne olur? Bu da işin artık kontrolden çıktığını, bir şeyleri artık sürdürmekte, kontrol etmekte zorlandıklarını işaret ediyor. Finansal piyasalarında yaşanan volatilite otomatik olarak dolar endeksini kuvvetlendirecek bir şeye dönüşüyor. Dolar endeksi kuvvetlenince de ne oluyor? Bunun da kur üzerindeki baskıyı en sonunda çok fena bir şekilde patlatacağını düşünüyorum ben. Bizdeki yükselişin de ben 2023'te süreceğini pek zannetmiyorum. Orada da bir sert düşüş geleceğini düşünüyorum. Çünkü 20 katına, 30 katına çıkmış, 40 katına çıkmış, değerlenmiş hisseler var. Yani bu absürt bir şey, bu saçma yani, bu olmaz. O yüzden ben 2023'ü borsa için iyi görmüyorum Türkiye açısından da. Dünya açısından zaten tam berbat yani, onu hep söylüyoruz. Olduğu andan itibaren de artık altını, gümüşü kimse tutamayacak. Son sorum şu, dolar Türkiye'de 2023'te ne olur? Benim tahminim 30 liraya geçecek var. Yani 31-32 liraları seçim görecek. Seçim sonrası mı? Ne sonrası? Seçim öncesi mi, seçim sonrası mı? Ha, bence önce. Seçim sonrasına kalmayacak bu iş. Bence seçimden önce olacak yani bu. Buna dair zaten kırılım da geldi. Biz yani izliyoruz. Grafiğe baktığımız zaman bunlar savunma hatları oluşturuyorlar ya. Bunun da son bir aydır oluşturdukları bir savunma hattı vardı. 18-64-65 seviyelerindeydi. Onu geçtiğimiz hafta yukarı bir test etti. Tekrar aşağı altına geldi. Sonra pazartesi gününden beri üzerinde kapanışlar geliyor. Dün ama daha önceki kapanışlar şeydeydi. Çok böyle çizginin tam üzerinde iğneler atıyordu yukarıya. Dün iğneler muma dönüştü. Bugün mum boyu bu sefer uzadı. Bugünkü ben sürekli takip ediyorum. Bu da işin artık kontrolden çıktığını, bir şeyleri artık sürdürmekte, kontrol etmekte zorlandıklarını işaret ediyor. Şimdi bununla aynı anda dedik yani bu hafta bir düğmeye basıldığını sinyallerini görüyoruz. Bu jeopolitik riskler dünyadaki şeyleri de tehdit ediyor. Finansal piyasaları da tehdit ediyor. Finansal piyasaların da yaşanan volatilite otomatik olarak dolar endeksini kuvvetlendirecek bir şeye dönüşüyor. Dolar endeksi kuvvetlenince de ne oluyor? Dolar TL üzerindeki baskı artıyor. Baskı artarken zaten bu işin de kontrolden çıktığını, hepsini üst üste koyduğun zaman bir şey gibi yani hani bir çarklar döner, o onu döndürür, o onu döndürür falan ya, getirip baktığınızda hepsi şeyi tehdit eder durumda. Dolar TL kurunu tehdit eder durumda. Bütçe açıkları şeyi, dış ticaret dengesi, hepsi sürekli bunlar büyüdüğünü görüyoruz. İşte önümüzdeki ay, Ocak ayında açıklanacak Aralık dış ticaret dengesi rakamlarına bakacağız. Onu da bir tahminde bulunayım. 14 milyar dolar olacağını ben tahmin ediyorum. 14-15 milyar dolar arasında bir şey geleceğini. Dolayısıyla bak, aylık şeylerden bahsediyorum yani. Aylık döviz doğan ihtiyaçlarını, döviz taleplerini. Bunu da kur üzerindeki baskıyı en sonunda çok fena bir şekilde patlatacağını düşünüyorum ben. Borsa peki? Borsa, altın, gümüş böyle görüntü şeyin tamam. Olacak diye her an böyle şey de yapamıyorum, bölemiyorum seni. Tamam. Sen böyle onlarla ilgili 2023 Hızlı hızlı söylüyorum. Borsalarla ilgili hiç iyi bir şey beklemiyorum. Yani bu bir dünyada da sürecek mi? Ne sürecek mi? Bizdeki yükseliş, şu anki yükseliş. Bizdeki yükselişin de ben 2023'te süreceğini pek zannetmiyorum. Orada da bir sert düşüş geleceğini düşünüyorum. Çünkü baktığın zaman yani sene başıyla bugünkü şeye, seviyelere baktığın zaman çok ciddi yani böyle absürt yükselişler var. Ama bunu endeks bazında aldığında enflasyonla oranlıyorsun. Diyorsun hadi yine biraz daha makul gibi. Enflasyon derken Türkiye enflasyonunu kastetmiyorum. Gerçek enflasyonla kıyasladığın zaman ENAG gibi. Biraz daha makul gibi görünüyor endeks bazında ama şirketler bazında baktığın zaman 20 katına, 30 katına çıkmış, 40 katına çıkmış, değerlenmiş hisseler var. Yani bu absürt bir kere. Bu saçma yani. Bu olmaz. Tabii. Hani endeksteki bu yükselişi bir yerde makul anlarsın. 2,5 katına falan çıkmış da. Ama bu şirketler bazında çok feci, çakılacak olan şirketlerin bunun borsanın genelinde yayılacağını düşündürüyor insanlara. Türkiye'de de zaten bunu sağlayan da biraz şey de oldu. Yani TL kurunun
Yani ne kadar bugün balon da olsa, değerli de olsa, olduğundan, gerçeğinden daha değerli olsa bile dolar karşısında ezilmiş olması. Yani sene başındaki kurla bugünü kıyasladığın zaman bile ciddi bir fark var. Dolarla ölçtüğün zaman şeyi, sene başından bugüne BIST 100 endeksini, yani o kadar büyük bir şey görmezsin yani. Sen o kadar büyük bir yükselişi görmüyorsun. O yüzden ben 2023'ü borsa için iyi görmüyorum Türkiye açısından da. Dünya açısından zaten tam berbat yani. Onu hep söylüyoruz. Bize bütün şeyler bunu söylüyor yani. Dünya da artık konuşuyor bunu. Resesyonu, bu çöküşü falan. Ve bu ortamda da altının ve gümüşün yaşananlar şey yapacak ya. Merkez bankalarının şeyini terse çevirecek demiştim ya. Olduğu andan itibaren de artık altını ve gümüşü kimse tutamayacak. Çok ciddi yükselişler orada başlayacak. Bunu destekleyen şey de faktörlerden bir tanesi de bu jeopolitik riskler ve belirsizlikler olacak. O da düğmeye basıldı demiştik zaten. Durum böyle yani. Özet bu. Sen şeyle, acaba 2035'te bütün akaryakıtlı otomobiller çöp mü olacak diye bir soru var mesela. Evet, öyle olacak. Doğru. Oraya doğru gidiyor yani. Bunların vergilerini de yüksek tutacaklar ilerleyen yıllarda. Hatta Avrupa ile ilgili projeksiyonlar, hatta bununla ilgili şeyler var. Yasal çalışmaları da yapıldı. Şimdi tarihler net, yanlış söylemeyeyim ama 2025'ten sonra bunların kullanımı, önce şeyi kullanımı, şeyi pardon, üretimi duracak. Bak, üretimi duruyor ya. Düşünebiliyor musun? Üretimi durduruluyor. 2000 işte 3-5 senede bir opsiyon vakit veriyorlar. Ondan sonra da kullanımı duracak. Ya bunu nasıl yapacaklar? Cazip olmaktan çıkaracaklar. İşte vergi politikalarıyla bunu yapacaklar. Ondan sonra bir de zaten bu beraberinde mülkiyetsizleştirmeye doğru giden bir şeyi de yanında beraber getirecekler. En sonunda 2030'a geldiğinde mülkiyetsiz bir toplum, dünya toplumu öngörülüyor. Orada da bütün mülkiyeti sahibi işte bu şirketler hepsi aynı zaten. Hepsi aynı yere dayanıyor. Hepimize de çip takılacak herhalde. Aynen. Oraya doğru gidiyor. Çipi de takacaklar. Hayvanlara başladılar biliyorsun. Hayvanlar Biliyorum, biliyorum. Aynen. hatta şey artık 2023'te çipsiz hayvan olmayacak yani. O varsa hayvan sahiplerine para cezası. 2000 küsur lira para cezası şu an kesiyorlar. Herkese mecbur takmak zorunda bırakıyorlar. O yüzden sıra insanlarda, önce hayvanlarda olur bir şey. Hayvanlarda oluyorsa ev hayvanlarında bil ki sıra insana geliyordur. İnsanların çipleneceği bir yere doğru gidecek. O da onun biraz daha zamanı var. O henüz çok daha şey değil. Bu önümüzdeki 2023 için ben beklemiyorum onu da. 23 sonrasında yavaş yavaş çipe doğru da gideceğiz yani.